endoskopik cerrahi, histeroskopik cerrahi, laparoskopik cerrahi. Ekran Evet. karşısındakiler de diyorlardır ki seyircilerimiz mutlaka, nedir bunlar? Şöyle kısacık bir açıklamalarını yapalım ve tüp bebek tedavisinde ne şekilde kullanıldıklarını, ne şekilde yarar sağladıklarını izleyicilerimize bir açıklayalım. Tabii. Endoskopik cerrahi, laparoskopik ve histeroskopik cerrahinin genel kapsamlı şekli. Yani ikisini birleştirdiğimizde eşittir endoskopik cerrahi ortaya çıkmış oluyor. İkiye ayrılıyor biraz önce bahsettiğim gibi laparoskopik cerrahi ve histeroskopik cerrahi diye. Bunlar kapalı cerrahi yöntemleri. Evet. Yani bir endovizyon dediğimiz bir kamera yöntemiyle rahim içerisini veya rahim dışarısını gözlenmesi. Histeroskopik cerrahi ile rahim içerisini kamera yöntemiyle gözlemleyebiliyoruz. Kamera yöntemiyle rahim içerisine belli bir sıvı vererek genişlemesini sağlayıp sonra içeriye girerek küçük fiber optik kameralarla içeriye girip rahim içerisinde bir problemimiz var mı yok mu? Biraz önce bahsettiğim herhangi bir miyom var mı veya damarlama artışı var mı yok mu? Polip dediğimiz istenmeyen et parçaları var mı yok mu? Veya doğuştan rahim içerisinde septum dediğimiz et parçası var mı yok mu? Onları belirleyebiliyoruz. Aynı seansta da bunu tedavi edebiliyoruz. Eskiden bu işlemler için örneğin anestezi altında yapılan yöntemlerdi. Şimdi işte daha küçük kameralar yerleştirdiği için lokal anestezi altında veya sedasyon anestezi dediğimiz çok küçük kısa süren anestezilerle işlemleri rahatlıkla yapabiliyoruz. Diğer yöntem laparoskopik cerrahi. Bunda hasta anestezi altında verilerek göbekten yaklaşık bir santimetre kesi girilerek ve yanlardan yarımşar santimetre kesi girilerek kadın hastalıklarını ilgilendiren neredeyse %90-95'lik operasyonları yapabiliyorsunuz. Hatta erken evre kanserler dahil bu işlemleri yapmış oluyorsunuz. İleri evre kanserlerde mecburen laparotomi dediğimiz kesi yapmak durumunda kalıyorsunuz. Yani şu anda hastaya sağladığı bu tip yöntemlerin faydası ne? Bir kere işlem daha konforlu olmuş olur hasta açısından. Daha az ağrı kesici kullanmak durumunda kalıyor. Bu da büyük bir lüks olmuş oluyor. Hastaneden daha erken taburcu olmuş oluyor. Aynı gün taburcu edebiliyorsunuz. Özellikle histeroskopi de ofis histeroskopisinde hastayı dinlendirmeden bile hemen 15 dakika içerisinde taburcu edebiliyorsunuz. Çünkü herhangi bir ağrı vesaire duymamış oluyor. Evet. Laparoskopide de yine aynı gün içerisinde taburcu edebiliyorsunuz. Hatta laparoskopiyle yaptığınız histerektomi dediğimiz rahim alımı ameliyatında dahi ertesi günü çok rahatlıkla taburcu edebiliyorsunuz. Ve günlük yaşantısını çok erken dönem içerisinde, birkaç gün içerisinde günlük aktivasyonla dönmüş olabiliyor. Bu tabii daha az kesi, daha az ağrı anlamına gelmiş oluyor. Dolayısıyla hatta yapılan şu en son güncel olan şey de laparoskopide özellikle göbekten yaklaşık 1 santimetreden biraz daha kesiyi arttırarak 1,5-2 santimetre kadar kesi yapıp bütün işlemleri oradan tek porttan yani tek bir kesiden girerek bütün işlemleri yapmak. Yani biraz önce konuştuğumuz gibi teknik ne kadar ilerlerse bunun da tıbbı olan faydalarını gözlemleyebiliyoruz. Histeroskopide rahim içerisini gözlüyoruz. Rahim içerisinde bir problem var mı yok mu gözleyerek aynı seansta işlemi yapmış oluyoruz.